Çeşme bu senenin en hareketli gecesini bu buluşma sonrasında yaşadı. Çeşme'de tatilde olan Ebru Şallı ve Cem Yılmaz'ın bir plajda görüntülenmesi ve sonrasında yapılan röportajlar ikilinin arasında aşk var mı yok mu sorusuna da yanıt verdi. Bu kalp benim değil mi? Severim, severim. Canım nasıl isterse gezer eğlenirim. Yılın en dikkat çeken görüntüleri Çeşme'den geldi. 15 senedir ilk defa geldik Çeşme'ye. Her şeyinki güzeldir abi. Cem Yılmaz ve Ebru Şallı'nın Çeşme buluşması kafaları karıştırdı. Mekan marka kapısından çıktınız ama. Hep öyleyim. Ozan Güvenli, Seda Akgüllü Çeşme buluşmasından çok özel görüntüler ekrana geliyor. İki bekar, iki ünlü, iki genç insan. İkisi de yaşam dolu. Kısa bir süre önce Sinan Akçıl'dan ayrılan Ebru Şallı ve bir süre önce eşi Ahu Yahutu'dan boşanan Cem Yılmaz'ın Çeşme buluşması olay yarattı. Olay 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 olacak aşkım. İkili önce gündüz bir plaja ayrı ayrı geldi. Şallı ve Yılmaz aynı masada buluştu. Yanlarında iki kadın daha vardı. Gel benim ol, sözlerim ol, gecelerim kalsın gündüzlerim ol. Yeme içme faslından sonra denize girme ve güneşlenmeye geldi sıra. Birbirlerine birkaç metre uzaklıkta bulunan iki ayrı şezlonga uzandı Cem Yılmaz ve Ebru Şallı. Cem Yılmaz yine karalar içinde, yüzünde bir gülümseme, sahilde denize girenleri keyifle seyretti. Ebru Şallı ise minik şortu, desenli bikinisiyle görüntülendi. Gün 24 saat, ancak Çeşme'de hayat hızlı. 24 saat 10 dakikada bitiyor eğer yaşıyorsanız. Aynı günün akşamında, aynı mekandan, farklı kapılardan çıkan Cem Yılmaz ve Ebru Şallı'nın açıklamaları da Magazin 8'de. Cem Bey bugün internet sitelerine düştü yeni aşkı. Plajla beraber. Cem Yılmaz aşk iddialarını kabul etmezken aynı dakikalarda Ebru Şallı mekanın arka kapısından çıkış yaptı. Akşamlar. Cem Yılmaz'a sokakta ilgi büyüktü. Ebru Şallı ise sakinliğin yaşandığı bir arka sokaktaydı. Mekanın arka kapısından çıktınız ama. Hep öyleyim. Cem Yılmaz Ebru Şallı ile buluştuğunu ancak arkadaş olduklarını söyledi. Yapmayın lütfen. Tatildeyiz. Arkadaşız hepimiz. Ebru Şallı buluşmanın olağan olduğunu söyledi. Cem Bey de içerideydi sanırım. Olabilir. Cem Yılmaz 15 yıldır ilk kez geldiği Çeşme'den ne kadar tatil yapacağını bilmediğini söyledi. Ne canım? Çeşme'de ne kadar tatil yapacağız? Bilmiyorum hayatım. Ebru Şallı'nın yanında sunucu Seda Akgül de vardı. Öğrenmek istediğim neden arka kapı? Arka kapı yok, çok fazla kalabalık olmuş. Öyle mi? Biz de buradan. De Cem Yılmaz her zamanki kibar tavrıyla magazin gazetecilerini selamladı. Kolay gelsin. Ebru Şallı Alaçatı'nın Begonvil kokulu sokaklarında işte böyle kayboldu gözden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Cem Yılmaz'ın yanında kankası Ozan Güven vardı ve sokak kalabalıktı. Gelsin şimdi. Hadi. Yeter. Cem Yılmaz'a Çeşmeli esnafın ilgisi de büyüktü. 15 senedir ilk defa geldik Çeşme'ye. Her şeyinki güzeldir abi. Cem Yılmaz'a meşhur Dembaba bestesi bile uyarlandı. Hadi babacığım. Eyvallah. Bu beste sonrası Cem Yılmaz gözden kayboldu. Ozan Güven ise ikameti Çeşme'ye aldıracağını açıkladı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 6 aya dikkat abi. Ne kadar süre buradayız? 8 ay daha buradayız. 8 ay daha sonrasında. Cem Yılmaz'la 2017 yılı için bir sinema filmi müjdesi de verdi Ozan Güven. Düşünüyoruz abi, gelecek sene bir şeyler yapacağız. Yine bir uzun metraj işim. Cem Yılmaz'ın Ebru Şallı ile görüntülenmesini ise haberim yok diyerek geçiştirdi ünlü oyuncu. Ebru Hanım'la ilgili durumlar her yerde çıkan haberler falan. Yok biz. Neden böyle Ebru Hanım'ın yeni aşkı bilmiyorum. Biz yakın arkadaş olarak. Abi niye dönüyorsun? Hadi iyi akşamlar. Kolay gelsin. Tamam. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Kolay gelsin.